Merhabalar arkadaşlar. 6. hafta 2. gitar ödevimiz. Notaların gitar raportu üzerindeki yerleri deşifre sınavıyla karşınızdayım. Bu dersimizde deşifre sınavı yapılacaktır. Notaların gitar raportu üzerindeki yerleri tablosu öğrenciler ile bir önceki derste çalışılır. Ardından aşağıdaki tablo yani kitabınızdaki tablodan rastgele 10 adet notanın isimleri ve gitar üzerindeki yerleri sorularak gitar üzerinde çalınarak cevaplanması istenir. Her sorunun süresi 10 saniye olup kazanımı 10 puandır. Toplamda 60 puan alan her öğrenci bu bölümü başarı ile bitirir, ikinci kura geçmeye hak kazanır. Deşifre sınavı ön çalışması kitabınızda bulunmakta arkadaşlar. Burada gördüğünüz notaların kurşun kalem ile sınav sırasında değerlerinin değiştirilebileceğini unutmayın. Aynı zamanda hiç var olmayan bu tablodaki notalardan da belki sorabiliriz. Şimdi isterseniz kitabınızdaki bu tablodaki 10 adet notayı metronom ile çalalım. İlk notamız 5. telin 3. perdesindeki do arkadaşlar. Evet, iki vuruş boyunca uzatıyoruz. Ardından susturduktan sonra ikinci notamız sırasıyla 4'ün 3'ündeki fa'yı çalalım. Yine iki vuruşluk bir nota. 4. Evet, üçüncü notamız 4'ün 2'sindeki mi. 3, 4. Yine iki vuruş. Bir sonraki notamız 2'nin 1. perdesindeki do. 2 vuruş. 1'in 5'indeki la, 5. notamız. 2 vuruş uzattık. Bir sonraki notamız 2'nin 3. perdesindeki re'ymiş. 2, 3, 4. 2. Evet, bir sonraki notamız 1'in 1'indeki fa'ymış. Evet, bir sonraki notamız 3'ün 0'ındaki sol. 2 vuruş uzatıyoruz. Ve son notamız 4 vuruşluk notamız. Üzerinde de yazdığı gibi altının 1. perdesindeki fa arkadaşlar. 3, 4. Evet, gördüğünüz gibi 4 vuruş kadar uzattık ve çalışmamızı burada bitirdik. Evet arkadaşlar, geçen 6 hafta içerisinde birçok şey öğrendik. Bakalım bunlar neymiş? Şöyle bir check edelim. 6 haftalık eğitim boyunca öğrenci temel müzik ve gitar kuram ve kurallarını öğrenmiş. Forte, tablatür, nota sırlarını ayırt edip okumayı öğrenmiş. Doğru klasik gitar oturuş, tutuş pozisyonunu öğrenmiş. Sağ el, sol el parmaklarının, gitar tel ve bölümlerinin, klasik gitar eğitimindeki yerlerini, isimlerini öğrenmiştir. Aynı zamanda klasik gitar üzerinde sol ve sağ el koordinasyonu kazanmış. Notaların isimleri ve değerleriyle tempoya uygun okunması, birinci pozisyondaki notaların gitar ve portre üzerindeki yerlerini ezberlemek, tek sesli gitar eserini icra ederek ufak bir repertuar oluşturmak gibi önemli konularda da başarılı olmuştur. Umarım tüm bunları yaparken aynı zamanda eğlenmişsinizdir arkadaşlar. İkinci kurs pop gitar ve üçüncü kurs klasik gitar eğitiminde de birlikte olacağız. Hepinize iyi çalışmalar ve kolaylıklar dilerim.